Şu anda umuyorum. Her şey kayıt altındadır. Halit'in abiyle haftalık buluşmamızı yapacağız. Umuyorum her şey yolunda olacak. Güzelce çalışacak. Evet. Bakalım. Kadir. Halit'in abi. Kadir. Sesim geliyor mu? Merhaba. Sesin çok güzel geliyor. Sana bir sürpriz yaptım. Eğer benim o seni davet ettiğim yere gelirsen sana sanal sergimi gezdireceğim bu akşam. Ve Merhaba. buradayım. Merhabalar. Buradayı arkanı merhabalar. Arkanı dönersen tam dönersen oku bakalım orada ne yazıyor. Müthiş. Bunlar nasıl buraya geldi? Bunları çok merak Şimdi ettim. burayı Bir yandan Halit'in abi bir şey daha söylemem sakinsin. lazım. Şu anda kayıt altında. Evet. Yani ben şu anda bütün bu deneyimi kaydediyorum. Umarım Harikasın. O başaracağım zaman yani. Evet. sakin sakin bir dolaş ortalığı. O Aha. sergiyi bir dolaş. Çok güzel bir başlangıç Biraz burası. bir zaman alacak. Burası şurayı bir ofis yaptım. Bu ofisin içerisine bir bakarsan, son uygulamalara bakarsan hemen sol tarafta Aha. Evet. benim ısrarla çalıştığım Gravity Sketch, çift Hı. brush programları benim gözde programlarım. Fakat orada yaptığım heykelleri ve resimleri henüz buraya transfer edemiyorum. Buraya transfer Hı. edemedim fakat sana ama mutlaka buraya bir üç boyutlu heykel koymam gerekiyordu. Gel istersen buraya. Hı. Koymam gerekiyordu. Buranın olanaklarıyla burada üç boyutlu çalışmalar yaptım. Sana şimdi bir tanesini göstermeye çalışıyorum. Buradaki donanımları kullanarak üç boyutlu birkaç çalışma yaptım. Arkanı döner. Evet. Çok güzel Etrafında ya. dolaşabilirsin. Hani sana söz vermiştim, demiştim ki sanal ortamda heykellerin etrafında dolaşacaksın demiştim. Şu anda onu gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyum. Ya gerçekten ben de yani gerçekten şu anda tamamen senin tasarladığın bir ortamda olmak çok kişisel bir şey yani bu ve bayağı gerçek bir sergi hissiyatına şu anda girmiş durumdayım. Her şeye böyle ciddiyetle böyle bakmak ve sindirmek istiyorum. Yavaş yavaş dolaşabilirsin. Burada sadece bu üç boyutlu modelleri de yine mevcut tool'ları kullanarak. Aa, ne oldu? Aa, düştüm. Yine katılayım hemen. Heykellerim var, çalışmalarım var. Eğer onları başarabilirsek, bu tür ortamlarda sergileme imkanım olacak. Demin bir şey oldu, koptum, geri geldim ama dediğini anladım. Hemen sağ tarafından aşağıya bakarsan biraz hafif ters mi duruyoruz birbirimize? Tam arkaya geri dönüp de orada şu dünya pişiriliyor. Evet. Dikkat ederse. Bu adam biraz da onu düşünüyor. Ne olacak? Ne olacak bu dünyanın haline diyor. Bir adım daha ileri gidersen son halini göreceksin dünyanın. Ha. Biraz daha ileri gidersen Evet. herhalde bu durum gelecek. Yeri Karşıda da getirdik. Evet. çok uzun süredir iPad Pro ile yaptığım resimlerden bazılarını duvarlara astım. Karşıda o yaptığım çalışmalardan bazıları. Gerçekten O şu anda mesela bu çok çok şu anda bu. şey duruyor. Çok güzel duruyor. Hepsi çok iyi.
Bu bak bunu şeydi. Orada başka ilginç şeyler de var. Sana onu göstereceğim. Burayı Museum diye bir tane galeri var. Ama içi boş bir galeri. O galerinin içerisinde gereksiz şeyleri alıp deponun içerisine attım. Buraya özgün bir şekilde burayı düzenlemeye çalıştım. Asıl sana şeyi göstereceğim beni takip edersen. Hani bahsetmiştik ya OVO. Open Virtual Open. Ona bir amblem yaptım. Onu bir incelersen memnun olurum. Yakından. Open Virtual Open. Evet. Çok iyi hissettiriyor. Şunu belki de düşünüyorum. Eğer burada bir kapı açılırsa ortamda ilgilere götürme geliyor. En azından ben eğleniyorum. Keyfini çıkartıyorum. Şimdi buranın imkanlarıyla heykeller yaptım demiştim. Beni takip edersen burada böyle muzur muzur 3 boyutlu heykeller yaptım. Onun da etrafında dolaşabilirsin. Şurada bir tane daha var. Ne kadar bir süre burada çalıştın Hayrettin abi? Abi çok ilginç. Çok kısa bir süre içerisinde çalıştım. Dedim ki hemen şeyi bir düzenleyeyim. Yani tamamen boş ortamda yaklaşık 3 saat bir çalışma sonunda bayağı kapsamlı bir sergi açma olanağımız var bundan sonra. Bunu da Muazzam. inceleyebilirsin. Bu çok sevimli bir şeydir bu. Burada da çok klasik bir şey ama buranın imkanlarıyla çizdim. Hani kullandığımız kalem vardı ya, o kalemden bir tane çalışma yaptım. Karşıdaki çalışmalar da tam karşıdaki çalışmalar yine benim iPad Pro ile yaptığım çalışmalar. Şimdi sana ilginç bir şey göstereceğim, çalışma göstereceğim. Beni takip edersen. Bu çalışmayı bir incelersen yanıma gelip etrafında da dolaşabilirsin. Bedenini neyle yaptığımı biraz incelersen anlayacaksın. Sessizliğimi hiç yanlış anlama. Gerçekten çok inanılmaz bir hazla şu anda buradaki her şeyi izliyorum. Ve sindirmeye Fakat şöyle bir çalışıyorum. şey söyleyeyim. Sana özel bir sergi. İlk defa sen geziyorsun. Sana bu sergiyi düzenlemek için de ne kadar uzun süre çalıştığımı biliyorsun. İstersen Gerçekten çok yandaki anlamlı odaya bir deneyim. geçelim. Ve çok güzel. Yani bunu kaydedebildiğimiz için de çok mutluyum. Şimdi başka bir yere giriyoruz. Burada da yine buranın olanakları yaptığım bir çalışma. Benim standart bir şeyim vardı. Daha evvel ziyaret ettiğin zaman, geldiğin zaman şey yapıyordun. İstersen şuradan kafanı bir sok, dışarı çıkabilirsin. Başka bir boyuta geçebilirsin. Burada. Yanıma gelebildin değil mi? Şuradan geçebilirsin. Bir saniye. Karşıya. Şuradan geçmeye çalış. Evet. Geç, 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 Şu anda benim çık, 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 gerçek çık, 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 hayattaki çık. duvarların sınırına geldiğim için Çıkabilirsin. önce bir geri açılmam lazım ve kendimi ileri ışınlamam lazım. İleri ışınlamak Yok, içinse... hiç çekinme, şey yapacaksın, evet. Tamam, şimdi yapabilirim. Şimdi oradan çık çık çık, devam et, devam et, devam Evet. et. Geri gelebilirsin. Evet. Şimdi beni takip edersen yani neler olabilir diye bazı deneyimlerim oldu. O deneyimlerden bir şey göstereceğim şimdi sana.
Buradan beni takip edersen. Vay canına, burada inanılmaz Bu bir şey var. Resimlerle yaratılan inanılmaz bir mimari, işte odalar, bölmeler çok fonksiyonel olmuş resimler. evet, bunları çok kısa sırada yapmak mümkün. Bazı şeyleri insan uygulamada öğreniyor. Bu duvar gibi gördüğün şeyler aslında duvar değil. Onları artık dümdüz geçebilirsin. O alışkanlığı elde etmen gerekiyor. Bu arkadaki benim biliyorsun hologram konusundaki hassasiyetimi yakın bir gelecekte bunlar ilk denemeler. Holografik görselleri de burada sergileme imkanımız olacak. Yani şeyleri evet buraya getirebilmen çok iyi olmuş. Resimleri nasıl import ettiğini merak ediyorum. Oo, burada koridor devam ediyor. Koridor devam ediyor. Biraz evvel o çıktığın dışarıyı buradan da görebilirsin, izleyebilirsin. Ha, koridorlarda mı geziyorsun? Yok, tamam, orada geliyorum. Evet. Gelebilirsin. Buradan da şey yapabilirsin. Evet, bu ilk deneyimi seninle paylaştığım için çok mutluyum. Ama bunun biliyorsun bir serüveni var, bir hikayesi var. Bu hikayeyi de yanıma gelirsen söyleyeyim. Şu benim için çok anlamlıydı. 10 Ağustos 2017'de Hayrettin abi paket hazır demişsin. Evet. Evet, yani O Ağustos günden beri 2017. yaptığımız çalışmaların Şimdi önümüzdeki Ağustos'a birkaç ay kaldı. Bu da 2019 Ağustos. Yani 2 yıl gibi bir süre tamamlanmış olacak. Ama gerçekten de 2 yılda bir yandan şeyi de çok rahatladı. Teknolojisi rahatladı. Sen zaten çok böyle ana dilin gibi kullanmaya antrenman başlamışsın yapmış burayı oldum. yani. Çok ciddi, rahat manipüle edebildiğini görüyorum yani. Tema burada mesela şu anda çok güzel. O dünya teması, VR deneyimi. Burayı sen mesela nasıl söyleyeyim? Yani şimdi public olarak açmak nasıl mümkün olacak burayı? Şimdi şöyle bir ilginç gelişme oldu. Hacettepe Bilişim Enstitüsü Teknokent bünyesinde yakın gelecekte bir VR etkinliklerini yapmak için büyük bir çalışma yapıyorlarmış. Yaklaşık bizim kullandığımız bu VR gözlüklerden 20 tane sipariş vermişler, geliyormuş. Bir ön görüşme yaptık. Buraya zaman ayırır mısın, buraya gelir misin? Bu dönem içerisinde bizimle beraber olur musun dediler. Öyle bir gelişme oldu. Bir de ben her yerde yüksek sesle söylüyorum ya, sanal stüdyo, sanal sergi, boş galeri sanal sergi. O sergiyi de bu çalışmalar içerisinde açabilir misin? Biz çok isteriz dediler. Öyle de bir ön görüşme oldu. Bu tabii müthiş bir adım. Ben de en son yeni bir gözlük videosu izledim. Tamamen Evet. üstündeki kameralarla etraftaki hareketleri algılıyor. Yani diğer cihazlara gerek yok, şeye gerek yok, işte kablolar, piller, hiçbir şeye gerek yok. Tamamen tek bir gözlük ama şu anda kullanmış olduğumuz bütün faydaları aynen sağlıyor. Aynı deneyimi veriyor. Sanırım işte Ve öbür... TTC VR'ın Focus versiyonu, yeni Yok, modeli o bu değil. söylediklerini. HTC değil de şey, öbür marka, Oculus mu? Yanlış mı hatırlıyorum? Ha, Oculus. Evet, onlar yeni bir Oculus'un model çıkartmışlar. Ve şey şimdi yapıyormuş. belki de her ay, evet. Belki de şunu yapmamız gerekiyor. Bu şu anda gezdiğin serginin kolaylıkla diğer sanatseverlere ulaştırılabilmesi için bu kaydın erişilebilir olması gerekiyor. Evet. Ben O bunu konuda bir YouTube'a adım koyuyorum atmamız gerekiyor. kesinlikle. Bu arada tokalaşalım. Ben tebrik etmek istiyorum seni Ertin abi. Diliyorum. Bu sana sürpriz oldu. Oysa ben susacaktım, sadece seni dinleyecektim. Bu 18 dakika, 19 dakika seni dinleme çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Yani burada ben o kadar böyle güzel emek verilmiş ve hepsinde o kadar ilhamları olan şeyleri o kadar böyle üstünkörü hızlı geçmiş hissediyorum ki kendimi. Burada gerçekten böyle zaman geçirmek, her birisinin önüne sandalye çekip oturmak, burada böyle vakit geçirmek istiyorum. İstediğin zaman gelebilirsin, arkadaşımsın. Teşekkür ederim. Gerçekten. Şuna bir mesela Halit abi onu sormak istiyorum. Yani bunları mesela yani şu mesela şu tam karşımdaki bu resimde Evet. yani ne görmem gerekiyor? Daha doğrusu benim kendi gördüğüm bir şeyler var ama gördüğüm şeyler doğru mu yanlış mı? Nereden bileceğim? Yani sen burada ne görüyorsun? Ne anlatıyorsun? O ilginç bir şey. Hiçbir şey düşünmeden, her şeyi unutup, ne çizdiğimi de bilmeden, çizdikten sonra da ne anlama geldiğini de hiç düşünmeden çöpe attığım çalışmalar bunlar. Biliyorsun, Pınar çıkarttı bunları ortalığa, kaydetti. Oysa ben yani en ufak bir şey, yani ön düşünce veya zihnimi tamamen sildikten sonra ortaya çıkan şeyler bunlar. Nedir, neyin nesidir ben de bilmiyorum. Ama yani çok ahenkli. Çok yani bunun gerçek dünyada da olması lazım. Sadece sanal bir ortamda da değil yani. Ama bunun şöyle bir şeyi var. Bunun da her zaman olabilir. Bu mümkün. Bunlar istenirse doğal ortam içinde üretilebiliyor. Tabii kocaman bir şekilde basmak bunları mümkün. Şurada ileride bir tane daha var mesela. Böyle ayrıca özel mesela yani ya muhteşem muhteşem. Evet. Sonra şu özellikle şöyle iyice büyük kocaman koymuşsun. Şeyi de ayrı hissettiriyor. Yani daha dramatik bir hissiyat veriyor. Bir bilgisayarın ekranından bakmak, bir iPad'den bakmak gibi değil yani. Burada Onu ben uzun süredir ben onu biliyordum. Fakat ifade edemiyordum. Bunu gördüğüm ve paylaştığın için çok mutlu oldum. Hiç olmasa derdimi sana anlatabiliyorum. Gerçekten çok daha dramatik bir hissiyat. Tabi bu videoyu birileri izlerse onlar da hala bilgisayar ekranından bakıyor olacaklar. Burada olmak gibi hissetmeyecekler ama Fakat bu Steam arkadaşlığı konusunu netleştirirsek, bu donanımları olan arkadaşlar bu senin gezdiğin gibi bu sergiyi izleme olanakları var. Sadece Steam arkadaşı olmak bunun için yeterli olacak. evet. Zaten işte orada hemen kafanın üstünde yazıyor. Evet. Pardon, şunu yapacağım. Evet, şurada yazıyor. O isimle herkesin eklemesi lazım listeye. Ben de Evet. yani şimdi artık ben de bir çok aşırı bir sert bir geçiş dönemindeyim şu anda. Yani gerçekten benim için de çok büyük bir sayfa kapanıyor ve yeni bir büyük bir sayfa açılıyor. Bunu böyle uzun uzun süre hep böyle olgunlaştırmaya çalıştım ama hep biraz da erteliyordum. Nedense son dönem böyle çok hızlandırdım kendi adıma. Biliyorsun zaten İşte bir kısımlarını falan konuştuk beraber. Ben de o yüzden bir hafta falan içinde yeniden böyle kurtarılmış bir bölgeye geçeceğim. Sıfırdan bana ait bir böyle bölgeyi yaratacağım kendime hayatımda. İşten uzak, evden uzak, her şeyden uzak. Dolayısıyla böyle sıfır bembeyaz bir sayfa açabilecek böyle bir ortam yaratmak üzereyim. Ondan sonra Sen fiziksel ortamları çok seviyorsun, evet. ama o fiziksel ortamın Evet. özelliği aslında tamamen dünyadan uzak bir fiziksel ortam. Dolayısıyla sanal ortamlara geçiş için de çok uygun bir ortam olacak. Çünkü ben de orada gerçekten artık yani
sanat diyelim herhalde. Yani değil mi? İfade etmek, kişinin kendisini ifade etmesi yani bir şekilde. Ben de onunla ilgili böyle uğraşacak, zaman harcayacak, bir şeyler yazmak, ucuna görüntüler iliştirmek, ucuna sesler, müzikler iliştirmek ve yine görsel işte videolara dönüştürmek falan için böyle bir atölye olarak kullanacağım. Ama mesela şu dahi müthiş bir katkı oldu yani şeyime, bilgi ve tecrübeme ve içimdeki ilhamlara. O yüzden yani Bunu bir başlangıç olarak kabul edelim. Bunu benim hayal ettiğim veya düşündüğüm bu değil. Bu bir şeyler olabilirin anlaşılması için kısa sürede yapılmış bir şeyler. Oysa asıl kullanmamız gereken donanımlar ve yazılımlar elimizde olduğu zaman o senin söylediğin yolculuğa çıkmak çok zevkli olacak. Peki yani bir sonraki de böyle şey mi gidecek? Bir sonraki sergi yani böyle top secret, Hayır tamamen hayır çok gizli, klasik. Hayır hani hayır böyle hayır. bittiği zaman göreceğimiz şekilde mi, yoksa onun gelişimini yavaş Hayır yavaş hayır o. şahit olabilecek miyiz? O şöyle olabilir. Şimdi bu içinde bulunduğumuz ortama sen çıktığın zaman müziğim diye orijinal halini görürsün. O orijinal halin bu hale dönüştürüldüğünü gördüğün zaman aradaki farkı fark edeceksin. Aslında bütün ortamlarda klasik çalışmalar pek beni fazla ilgilendirmiyor. Asıl ilgilenmek istediğim alan için biraz algoritmaya, master algoritmaya, biraz da yapay zekaya, biraz da derin öğrenmeye, makine öğrenmesine ihtiyaç var. O alanlarda çalışıyorum. Küçük bir eksiksiz küçük bir grup oluşturabilirsem, o grupla birlikte bu söylediğimiz çalışmaları herhalde başlatabileceğiz. Çünkü Gerçekten şey senin çok çok önemli. sevdiğin Şey çok evet. önemli diyordum. Yani anlatmak değil de göstermek, fersah fersah çok daha etkili bir şey yani. Bu tekrar bana onu Ben anlattı. tanıştığımızdan günden beri çok konuştum ama hiçbirisi bu kadar anlamlı değildi herhalde. Yo, ben de aynı şekilde. Ben de çok konuştuğum zaman da karşı tarafta o resmi, zihnimdeki resmi aktarmak illaki yetersiz oluyor. O yüzden birbirimize anlatmak değil de hep göstermek, demonstrasyon yapmak lazım. Bu gerçekten o yüzden öyle bir şey. Şöyle ilerliyorum. Bu Evet. arka fondaki de çok güzel. Işık konusuna biraz bir şeyler yapabilmek için uğraştım. Buradan istediğin kadar screenshot alabilmen gerekiyor. Ben de biraz aldım Ne aslında. yazık ki screenshot, geçen mesela biz Mars'ta buluşmuştuk. Orada screenshotlar almıştım. Ama onları hiçbir şekilde bilgisayarımda bulamadım. O yüzden o screenshot olayına Onu küstüm. Ama olsun, bu video küstün var değil mi? neticede. Küstüm. Harika. Ben de çok merak ediyorum bu videoyu. Evet. Umarım çatlamaz patlamaz düzgünce kaydediyordur bilgisayar. Ben de çünkü ilk defa yaptım bu kadar uzun bir kayıt. Daha önceden test kayıtları yaptım, biliyorsun, sana kısaca yollamıştım. Umarım bu da güzel çalışır, her türlü kaydediyordur. Harikasın. Senin zamanın çok kıymetli. Estağfurullah. Fazla zamanını almak istemiyorum. Tamam Aydın Bu abi, bu güzel zinciri deneyim için kopartmayalım. teşekkür ederim. Biz evet haftada bir daha da böyle bir dahaki Zinciri sefer de kopartmayalım ve devam edelim. aynen. Bu sefer böyle güzel bir yerdeydik. Başka sefer yine Mars'ta, Jüpiter'de vesairede Başka bir buluşarak başka konuları, başka gelecekleri, hayalleri konuşuruz. harikasın. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Çok sevgiler.